Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen gayr. Evet efendim, ikinci bölümdeyiz. Siyaset dünyası canlı yayındayız. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuğumuz, ilahiyatçı yazar, FSM Medya Grup programcımız, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Alperen kitabının duayeni Sebahattin Cesur. Hocam yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah iyilik sağlık versin. Evet efendim, bugün siyaset dünyasında neler konuşacağız? Gündemi konuşmaya çalışacağız. İşte gündemde en çok konuşulan, biliyorsunuz efendim, seçimler yeni deniyor şu anda. İlçe Seçim Kurulu 34 gün değil mi, böyle bir aradan sonra karar verdi. 11 şeye karşı 7, 11'e 7 olarak karar verdi. Neler söyleyeceğiz, neler düşünüyoruz? Millet olarak olayın neyine, nasıl bakıyoruz? Seçim olmasa mıydı? Böyle mi devam etseydi ülke nasıl olurdu? Seçim oldu, böyle nasıl olacak? Veya diyelim seçim oldu, yeniden İmamoğlu kazandı. Ne zararımız olacak? Veya Binali kazandı, ne karımız olacak, ne zarar, yani ne söyleyeceksiniz? Buyur hocam. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elbette ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı şimdi bazı hukukçular tarafından, bazı siyasetçiler tarafından bir tarafkirlik ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, bazıları efendim bu kararın hukuka uygun olmadığını söyleyenler var. Bazıları da tabii ki olumlu olan söylentiler de var. Şimdi bu hususta şöyle dışarıdan baktığımız zaman İstanbul Belediye Başkanı'nın yeniden seçimlerin yapılmasından ben doğru buluyorum. Yani neden doğru buluyorsun hocam? Doğru bulmamın gerekçesine şu andaki seçim döneminde yapılan hukuksuz, yani seçmenlerin oylarını bertaraf etmek, birine bir tarafa yazması gerekirken başka bir tarafa yazıyorlar ve böylece listelerde bir rakam oynanması var, bir. İkincisi de hukuk ne diyor? Mutlaka sandık başına görevlendirdiğiniz elemanların devlet kadrosunda çalışmış olması lazım, kamuda çalışmış olması lazım deniliyor. Ama maalesef bu hususta hukukta dışarıdan 16 bine yakın insanın görüyoruz ki sandık başına görevlendirmiş ama hepsi de dışarıdan gözüküyor. Evet hocam. İkinci, diğer bir taraftan da zaten bu olayları bu şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun neden kabul etti bu insanlar? Yani bunlar devlet memuru değil. Devlet memuru olmadığına göre nasıl kabul ettiniz? Ve bu hususta bir şaibenin ortaya çıkması elbette ki elzem görülür. Demek evet. Ki burada bir kasıt var. Burada bir plan proje var. O plan projenin uygulanması bakımından daha olumlu, karşı tarafta olumlu görünüyor. Şimdi bakıyoruz ki bugün muhalefet tarafı ne yapıyor? Bu hukuksuz bir karardır diyor. Onun için de hukuksuz verilmiş olan bir karar olmasına binaen ne yapıyor? Burada bir dünya tahakkümün o Yüksek Seçim Kurulu üzerinde oynandığını bunu izah etmek, söylemek istiyorum ama halbuki öyle değil. Zaten baştan siz bu hukuksuzluğu yaptınız. Sandık başına görevlendirdiğiniz insanların devlet kanunun bu şekilde olacak diyor. Siz kanunun dışına çıkıyorsunuz. Bu bir defa zaten hata. İkinci, seçimlerde oy kullanmalarda ve oy şeylerin göstergelerinde değişiklikler yapılıyor. Bunlar da görüyorsunuz. Peki böyle bir durumda
olduğunu gördüğümüz halde bu seçimin ne kadar doğru, ne kadar şey olduğunu söyleyebilirler mi? Şey altında gayet olumlu bir şekilde yapılmıştır. Her yerin yerinde yapılmıştır. Deyip de böyle söyleyebilirler mi? Maalesef. Ama söylerler. Niye? Evet hocam. Kendi tarafları olmasa bile bunu söyleyeceklerdir. Ve neticede oylar sayıldı. Yani yapılan İstanbul Yüksek Seçim Kurulu gerekli şikayetleri, AK Parti'nin şikayetleri, MHP'nin şikayetleri göz önünde bulundurarak gerekli incelemeler yapıldı. Gerekli o şeyler detaylıca şekilde yapıldı ve netice olarak Yüksek Seçim Kurulu'na böyle bir şaibeli bir seçimin bunu tekrar yeniden yapılması ve milletin gerçek bir tercihte seçmesini arzu eyledi ve millet bu husustaki şeyin olumlu bir hale gelmesini istedi. Ki ondan dolayı da bu şekilde yeniden yapılmasına karar verildi. Ha şimdi millet verir, İmamoğlu kazanır veya da Binaenaköse'nin kazanır. Bu artık milletin tercihi. Millet nasıl tercih ederse o şekilde yapılır. Ama şimdi burada benim söyleyeceğim şunlar var. Şimdi İstanbul halkının gayet iyi bir şekilde düşünerek, hırsından değil, kiminden değil, birilerinin başkasıyla değil veya da birilerinin sözüne karar da aklınıza, başınıza şöyle bir düşünüp ben bu İstanbul'a faydalı olacak insanın getirilmesine taraftarım diyecek ve öylece ne yapacak? Tercihini yapacak. Bugün bakıyoruz ki geçmişte kimin bu hususta çalışmaları faydalı olacağını daha iyi tahlil ederek ne yapacaklardır? Oralarını vereceklerdir, yeniden başa seçeceklerdir. Ama görüyoruz ki CHP'nin yıllarca, bunda sadece bugün değil, ta kuruluşundan, ismetlerinden bir tarafta sürekli yaptıkları halde hareketler, tavırlardır. Ve bundan da şu anda daha iyisini uygulamışlardır. Başarıya ulaşmışlardır. Ama neticede foyalar ortaya çıkmıştır. Yapılan şeyin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Ona göre de Yüksek Seçim Kurulu kararını doğru olarak vermiştir. Ha, bunu kabul etmeyenler, o kendileri kabul etmemesinin sebebi de kendilerinin bir tarafkir düşünceye sahip oldukları için kabul etmiyorlar. Halbuki bunun bir tarafkir düşünmeye gerek yok. Yapılan şeyin doğru olmadığını bir siz de biliyorsunuz. Yanlış olduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz halde buna ladis demek yanlış olur. Yüksek Seçim Kurulu buna göz yumması da doğru olmaz. Şimdi ne diyor? Ne diyoruz biz? Efendim yerinde yapılsın, millet doğruca kararını versin. Kim kazanırsa kazanır. Hileyle, hurdayla olmaz. Şimdi asıl önemli olan da budur. Ha, faydalı olur mu? Mesela buradaki onu da milletin tercihi. Yine diyorum bak, bir insana başkalarına kızıp da oy vermek yanlış bir olaydır. İşte bu, burası çok önemli. Evet hocam. Efendim, ne demek başkalarına kızıp? Kim kime kızıyor burada? Bazı siyasi görüşlerimiz, arkadaki kişiler şu bazı sözler, ifadeler söylüyor. İşte birileri kalkıyordu, bu şöyle yaptılar, böyle ettiler. Yani işte çaldılar, çırptılar gibi ifadeler konuşanlar var. Birileri de bir diğer taraftan efendim bunlar hala şeyleri ortaya koyamadılar. İşte kazada kaza çıkartmayın ifadelerini kullananlar oldu. Onlar da o noktadan hırsına bakıyorlar. Halbuki burada böyle bir hırsla bakılmaz. Bu şehri yönetecek ve şehri imar edecek. Şehre faydalı olacak. El emin kişi lazım yani. El emin. Evet. Bunu da siz gözünüzle görüyorsunuz. Gördüğünüz halde kalkıp da ona hırs ederek, geçmişteki halinden dolayı buğz ederek, ondan sonra kalkıp asıl zararlı olan, yıllarca bu devlete sürekli teröristleri destekleyen, teröristlerle birlikte olan, hala ve teröristlerle hala bugün meclisine taşıyan bir grubu başkanına, belediye başkanına kalkıp siz ne yapacak? Oy vereceksiniz.
İşte burada siz çelişkilerken bir Müslüman feraset sahibi olmalı. Müslüman ileri görüşlü olmalı. Müslüman ne olursa olsun devletinin ve bu bulunduğu yerin daha iyilerini iyi yapabilecek bir namzetin ortaya getirilmesi üzerine farzdır. Yani ha bu insan geçmişte efendim mahallede ise şudur budur diyerek iftiralar veyahut da ya meslekler ortaya koyarak bir insanlara karar almasınlar. Böyle bir şeye girişmesinler. Bir bakın, senin inanç ve değerlerine kim hakaret ediyor? Senin inanç ve değerlerini kim kabul ediyor? Senin kültürünü kim kabul ediyor? Bir bak, kimler kabul etmiyor? Senin kültürünü kabul etmeyen bir insan, sen nasıl orada başını getirirsin? Bu yani nasıl bir tahlikler yapacağını düşünemiyor musunuz? Ve geçmişte bunları numaraları görmediniz mi? Bunlar bildiğiniz halde kalkıp da böyle bir şeye düşüp de efendim hırsına, kinine, garazına veya da düşmanına efendim bu olacaksa bundan sonra o daha olsun veya da bu inançlı ise geleceğine o bilin ne kadar imansız olsa da inançsız olsa da efendim doğruymuş. Doğru bu mesele burada ne olursa olsun en kötü dediğim gibi yine söylüyorum en kötü Müslüman yani hatalı, günahkar bir Müslüman en iyi inançsızlar, benim inanç ve değerlerime değer vermeyenlerin insanlar iyidir. Ben bunu bırakıp da onu tercih edemem. Bunun devamını... Bu kadar şehit verilmişken, 40 yıldır ülke üzerinde karanlık bulutlar yapılmışken, bir türlü 40 yıldır bu dönem terörle mücadelede evet. Çok iyi oluyor. Terörle mücadele yapıyor demeyip evet. Dağdakilere masum diyecek kadar yani böyle alenen milletin önünde, milletin huzurunda onlar bizim kardeşlerimiz, onlar bizim şeyimiz gibi, böyle temsilcimiz der gibi. Tabii canım. O siyasi görüşü, yani bugün CHP'nin başındaki insan liderleri yaşantısı da belli, hali de belli, hareketleri de belli. Ve biz bugüne kadar konuştuğu sözleri de görüyoruz. Evet, YPG olsun veya CHP'de olsun onlar efendim neymiş? Kendi terör denilmiş, kendi davaları için mücadele veriyormuş. Bir ifadesi. Peki kime zayıflatıyor, kimi burada yok etmeye çalışıyor? Senin vatanını görüyor. Senin vatanın da bunu yapıyor be kardeşim. Sen ne biçim insansın ki? Kalkıp da bu ifadeyi kullanıyorsun ya. Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Bunlar senin vatanın da senin insanını öldürüyor. Başka kimseyi değil. Buradaki çalışan memurdur, öğretmenidir, şunudur, bunları öldürüyorlar. Hala bu benim askerimi öldürüyor. Emniyetimi öldürüyor, adamları öldürüyor. Ramazan'a girdik, şehitler geldi ya. Ramazan'a girdiğimiz gün ya. Şu mübarek ayda kalktık, dediğim gibi şehitler geldi. Eğer Kandil'deki onu şey yapıyorsa bak, bugün senin bir savunduğun insan, bugün belediye başkanı, aday belediye başkanı oldu. Peki durdurman lazımdı. Yapmaman lazımdı. Niye terörle yapıyorsun? Ve senin istediğin adam oldu. İstedikleriniz oldu. Daha ne istiyorsunuz? Hileyle, hurdayla, her şeyle ne oldu? Neyse. Peki niye kalkıyorsun hala silah çekiyorsun? Belki 40 senedir, 50 senedir yapmayı başaramazsınız. Boşu boşuna insanları yani kalkıp da kendi insanları öldürmenin bunların bir anlamı yok. Bunun günahının ne kadar zarsın, hadi günahı bilse yapmazlar. Allah korkusu olsa yine yapmazlar. Ahiret düşüncesi olsa yine yapmazlar. Bunlar da olmadığı için bunlar yapıyorlar. Ama benim buradaki insanım bunu takıyor, ona destek veriyor. Asıl hata burada. Sen bir partinin başında lider olup ve bu insanların hakkını, hukukunu savunabilecek kalkıp da bir teröristi nasıl savunursun? Bir teröristle nasıl terörist değilsin? Kendi şeyi için mücadele versin. Nasıl böyle bir insanın diyen bir muhalefete ne başında nasıl olur? Elbette ki çok hala sahne bir hali var. Yıl aşamını yapıyorlar. Sahne bugün değil ki. Geçmişten beri bugün hala gördük. Neler yaptıklarını. Bugün de aynı şeyler yapıyorlar. Ve şimdi efendim Yüksek Seçim Kurulu hatalı bir karar vermiş. Neden hatalı karar veriyor kardeşim?
olay, yaptıkları olaylar ortada. Açık. Bunun da yanlışı nerede? Göz göre göre hadisi mi demesi lazımdı? Yaptığımız hatalar. Ama şimdi Maltepe'nin şey, Büyükçekmece. Olaylar ortada. Niye ona pipirgeler reddettiler? Demek burada bazı böyle gereksiz olan şey gördüler ki reddettiler. Ama burada tam gerekli olan bir gerekçe var ortada. Buna göz yumamaz. Gündüğü takdirde o adaleti sağlamış değildir. Hukuku sağlamış değil, hukuku çiğnemiş olur. Ha bazı hala vicdan kendi tarafkir konuşanlar tam ki öyle konuşacak, haksız görecek. Tarafkirlik yapanlar haksız görecek. Bunu yapacaklar, yapmalar. Yani şimdi bu saatten sonra artık yapılacaktır ki diğer siyasi partilerin akıllıca hareket etmeleri lazım. Olumlu bir şekilde hareket etmeleri lazım. Muhalefet olabilirsin. Bu ayı olmana sana niye birisinde diyecekler değildir. Tabii ki muhalefet olacak ama her şeyin bir doğrusu varsa doğrusuna göre hareket etmeli. Diğer siyasi partilere diyorum. İyi Parti olsun, ondan sonra bu Saadet Partisi olsun zaten derler. Ve iyi düşünsünler, iyi hareket etsinler. Yanlışa gitmesinler. Eğer bir siyasetçiyse, kimler yoksa, paraları yoksa, ihtirasları yoksa, yoksa bir sayı, bir kişi devirme, düşürme, yok etme, düşüncesi hareket etmeyeceklerse, hareketleri iyi kurulacaksınlar. Hocam bir de şu var, diyelim seçim olacak 23 Haziran'da, hayırlısıyla, kazasız, belasız İstanbul böyle güzel bir şekilde vatandaşımız sandığa girecek. Artık İmamoğlu da kazanabilir. Binali de kazanabilir. Bitti. Ama şaibe olmasın. Şey olmasın. Böyle bir karanlık odaklık, yani karanlık düşünceler kafalarda, karanlık şeyler olmasın hocam. Olmasın. Tabii olay o zaten. Evet. Mesela amacı, yani siyasetteki amaç da budur. Politika amaç budur yani. Yarışma. İnsan bunu yarışma hileyle, hurdayla yaparsa bu yarışma değildi ki. Sözüm ona hocam. Ben burada ben şu bu demiyorum, isim vermiyorum. Zaten isim konuşmuyorum ama evet. Sözüm ona, milliyetçiliği hiç kimseye bırakmayan bazı arkadaşlarımız var ki ağzımız açıldı mı terörle mücadele yapıyoruz, ağzımız açıldı mı vatan millet Sakarya diyoruz, ağzımız açıldı mı şehitlerimiz diyoruz, canlarımız diyoruz, evet. Ne yapıyoruz? Yanlış. Bu ittifakta kimlerin kimlerle şey olduğunu da çok iyi gördük. Ben o diyenlerin... Yani nasıl biz sözümüz kavrimize nasıl uyuyor yani? Ben şunu diyorum kısaca. Evet. Vakit kalmadı. Hemen şunu söyleyeyim. Ayet-i Kerim'de ben yine aynı şey. Nisa suresinin 188. ayetini onlara söylerim. O Müslümanlara söylüyorum. Cenab-ı Allah mümin kullarına söylüyor. Nasıl uyuyor ki siz kalkıyor da bir taraf uyuyorsunuz, taraf tutuyorsunuz. Ben onların hakkında böyle şey yapmaya çalışıyorum ve kendinize başınıza getirip böyle etmeye çalışıyorsunuz. Sen bir Müslüman var. Benim inanç ve değerlerime hakaret edenler nasıl kalkar başıma tercih edersin ki? Yönetici dersin ki ya? Ey Müslüman, sen bu uyanık ol. Milliyetçiysen gerçek bir milliyetçi bir hareket et. Ülkücüysen gerçek bir gücün bir hareket et. Bir gayesinin kimden, hadisler, birbirlerinin söylediklerine hareket etme. Sen Rabbinin şöyle göz önüne getir, kalbinle hareket et. Sen bir Müslüman inançla, en kötü bir Müslüman ile diyoruz, en iyi ateistten, inançsızdan, benim inançlarımın hakareti benden daha iyidir. Ne olursa olsun, bu bir particilik amacıyla söylemiyorum ben bunu. Düşüncem ve Cenab-ı Hakk'ın ayetiyle söylüyorum. Rabbim bana öyle diyor. Diyor ki, ey mümin kullar diyor. Açık açık söylüyor. Yapmayın böyle diyor. Sen bize inanç ve değerlerinizi hakaret edenleri onları tutmayın. Onlara bertaraf olmayın. Onları savunmaya kalkmayın. Onlara kendi başımıza lider etmeyin. Onlara işinizi ve gücünüzü danışmayın. Onlar sizin hiçbir zaman şey sizden olmazlar. Onlar kendileri gibi sizin gibi kendileri gibi olmanızı isterler. Onlar bu şekilde. Cenab-ı Allah siz onları hidayet edemezsiniz. Men yetkiler fela müdürüler ve men müdürü fela haliler. Biz bir kimseye kararete düşürdük ve siz onu ondan çıkaramazsınız. Hidayete erdirdiğinizde kimse o yoldan alamazsınız. Onun için burada kalkıp da ben Müslüman da bir mümünlere söylüyorum. Başkasına söylemiyorum. Eğer gerçek bir mümünseniz, yani ayet-i kerimeyi iyi
incelesinler. Cenab-ı Allah 188-105-106 ayetleri. Burada açık açık değil mi? Evet. Sözüm ona, vaktimiz de kalmadı ya, iftar saati yaklaştı tabii ki. Adam affedersin Türkiye'nin ekmeğini yemiş, kaymağını yemiş, abisiyle, abisi mi yeğeni mi tam bilmiyorum. Biliyorsun Uğur Dündar'ın yeğeni mi oluyor, kardeşim oluyor Can Dündar. Gitmiş affedersin vatandaşlıktan atılmış. Gitmiş orada naralar atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bizi şey yapmaya kalkıyor. Orada Almanya ağzıyla, FETÖ ağzıyla, Siyonistler ağzıyla bize şey vermeye kalkıyor. Ben onun dediğini nasıl evet derim? Onun beğendiğini nasıl beğenirim ben ya? Bir düşün ya. Ben onun beğendiğini nasıl beğenirim? Asla beğenmeyin. Düşünemek bir daha. O eğer o beğeniyorsa bil ki bu hal. O beğendiyse yani, kendi zihniyeti. Ya düşün ya üstad ya. Sen niye ülkenin kalmadın? Niye ülkenin değerleri için mücadele vermedin de kaçtın gittin? Olacağı oydu zaten. Hristiyan şeyleri kafasını taktı zaten. Şeyi de taktı ya. Yani. İşte aklımızı başımıza alalım. Hayır. Bize bizden başka dost yok. Muhsin iyi düşünelim. Şehitlerimizin yolunda gidelim. Çanakkale'nin yolunda gidelim. Başka bir yol yok. Ha! Ben şunu da demiyorum. Biz müneccip değiliz. Biz demiyoruz ki şu taraf şöyle, bu taraf böyle. Şu taraf evliya, şu taraf eşkıya demiyoruz. Hukuk kazansın. Hukuk güzel kazansın. Ama bir de görünen köyü kılavuz istemez. Berrak görünenlerle bulanık görünenleri ayırt edelim. Etmek lazım tabii. Hayır. Buyur hocam. Rahmetliklerine başka ne dedi? Refah şeyinde, iktidarında ne dedi? Değil mi Müslüman? O da Müslüman, o da Müslüman. Ben dedi, Müslümanların iktidarını engellemeyecek dedi, değil mi? Bunu söyledi. Şimdi burada da bir taraftaki inançlı bir insan namazını yazdığını geçirme ne olursa olsun çalışan bir insan, Türkiye'ye çok faydası bir olur. Burada şunlar bile faydası olmuş bir insan. O günden görüyoruz ki o kadar zihniyeti ve PKK'nın içerisinde barındıran bir insan. Aynen. Onun onu tercih edebilirsin. Aynen. Yani bir kuruma sevmek ya, eğer bunu tercih ediyorsan, imam onu tercih ediyorsan, bir inanç ve değerlerde sağlam değilsin. Sağlam olmadığında neticesinde. Ve de Hırs'la kim var senin güzel? Müslüman'da kim olmaz? Müslüman'da Hırs olmaz. Müslüman doğrunu düşünendir. Ne olursa inançları onu koymaz bile. O yanlışı düşünmeye koymaz. Demek ki düşünüyorsa yanlışlık var. Hiç kusura bakmasınlar yani. Kalkıp da ne olursa olsun. Tamam. Biz bir taraftarlık manasına yapmıyoruz burada. Burada çalışan insana bakıyoruz. Ülkemiz diyorum, birbirimiz, beraberliğimiz. Bize bizden başka dost yok diyoruz. Kendi ayaklarımız üzerinde duralım diyoruz. Dostluğumuzu, düşmanımızı iyi tanıyalım diyoruz. Kendi değerlerimiz üzerinde hareket edelim. Vatandaşımızı, ülkemizi, ülkemizin insanlarına sahip çıkalım diyoruz. Amaç o, zaten amaç o. Şimdi bu İstanbul metropol bölge. Ben burada çok şey... Kaç tane devletten? Devletten büyük. Hem nüfus hem yüz ölçüm. Onun için burada çalışan... Hem belediye bütçesi olarak. Tabii. Evet. Onun için buranın çalışan, kalkındıran insan bulunuyor. Böyle kalkıp da Kırslar'dan, şeylerden... Ha çok yanlış. Hayır bir de 89-93 Türkiye'sini biz yaşadık. Yani yaşadık tabii her şey. Bilmem ya, şunlar, bunlar... Nurettin Sezer, getirdiler, gördük. Yani. Ya bunlar biliyorlar. Daha ilk aklınızı başımıza alalım. Bugün bir örnek vereyim, lafımı bitireceğim. Bir arkadaşımızla hasbihal ettim. Evet. Hatta ister istemez gruptan çıkardık. Arkadaşımız bana ne dedi biliyor musun? Ya kardeşim, bir tarafta bir çarşaf, çarşafta lekeler var. Beyaz bir çarşaf ama lekeler var bak. Sen bir ülkenin bir vatandaşısın. Diğer tarafta da siyah bir çarşaf var. Simsiyah. Hiçbir türlü onun içinde ne var ne yok göremiyorsun. Lekeler bile görmüyorsun. Hangisini tercih edersin kardeşim dedi ya. Doğru söylemiş. Ömrünü bu vatan için, bu millet için adamış bir arkadaş bu arkadaşımızda. Allah razı olsun. Yani sağduyu düşüneceğiz. Ülkemiz için, varlığımız için, birliğimiz, beraberliğimiz için, Çanakkale ruhu için düşüneceğiz. Biz Çanakkale'den gayri bir düşünceye girersek bu millet Allah-u Teala bizi şehitlerimizin ağıyla, gazilerimizin ağıyla bizi bertaraf eder. Başımıza bir türlü FETÖ gibi ne belaları musibet eder. Aynen öyle. Biz ne zaman Çanakkale ruhunu terk edersek,
hani sloganlarımız vardı, biz kahrolsun Amerika değil, Amerikan kotu giyenlerden değiliz. Biz lüks otellerde, viski masalarında, fakirlik edebiyatı yapanlardan da değiliz. Biz Yunusçasına senin Anadolu bağrından kopan bir Anadolu'yuz. Biz Anadolu insanıyız diye 12 Eylül öncesi Hülkü Hoca Parkı'nda bunları öğrettiler bize. Hatırla hocam. Tabii. Sen yaşadın, yaşımız müsait. Yani ne faşizmi savunuyoruz, ne komünizmi savunuyoruz. Ne de onun yerli uçaklarını savunuyoruz. %100 yerli, %100 milli düşünen, Çanakkale ruhuyla ruhlanan bu ülkenin evlatlarının yolundayız diyoruz. Doğru mu hocam ya? Peki. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Tabii canlı yayınımızı çabuk bitiriyoruz ama iftar saati yaklaşıyor. Evimize gideceğiz. Misafirlerimiz var. Yine yarın Cuma hutbesi canlı yayınımızda, Cuma sohbetlerinde buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kalın sağlıcakla.